Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, keşke laikliğe düşman olduğunuz kadar FETÖ'ye düşman olsaydınız. Bu ülke gerçekten bugün daha huzurlu, 5. kez o hali uzatmak zorunda kalmayan bir ülke olacaktı. Keşke kadınların doğumuna, kahkahasına, ne giyindiğine laf ettiğiniz kadar istismarcılara, tecavüzcülere, tacizcilere laf etseydiniz, bu memleketin anası ağlamazdı. Her gün şehidimiz var, analar ağlıyor. Kadın cinayetleriyle analar, bacılar katlediliyor. Tecavüzcüleri koruyarak vicdanları kararttınız. Kusura bakmayın, hoca efendilere devleti teslim ettiniz. Kabus hepimizin ortak kabusu oldu. Şimdi yapılan ne? Başka hoca efendilere kadınların en önemli güvencesi olan resmi nikah yetkisini teslim ediyorsunuz. Bu oyunun sonunu belirleyecek olan, bu oyunu yetti artık diye durduracak olan da kadınlar olacak. Bunu böyle bilin. Memleketin her yerinde nikah kıymak için işkenceler çekiliyor. Evlendirme dairelerinin önünde kilometrelerce kuyruklar var. Kimse zamanında eğlenemiyor. Vallahi bu yasanın gerekçelerini okurken ve dinlerken dedim ki galiba böyle bir ülkede yaşıyoruz. Kuyruklar var, işkenceler var, insanlar nikahlarını kıyamıyorlar. Herkesin rahatça evlenmesi için müftülüklere de nikah yetkisi verip bu sorunu çözüyoruz diye olmayanı gerçekmiş gibi burada bu yüce mecliste anlatıyorsunuz. Türkiye'nin hiçbir yerinde evlendirme dairelerinin yarattığı mağduriyetten ötürü evlenemeyen kimse yok. Kaldı ki böyle bir durum olsa dahi bunun çözümü müftülüklere yetki vermek değildir. Kadın cinayetleri sanki sizin iktidarınız döneminde artmamış gibi. İstanbul dünyada tacize uğranabilecek 6. şehir olmamış gibi davranamazsınız. Çocuklarımız çok güvendiğiniz hoca efendilerin yurtlarında tecavüzlere uğramamış gibi yapamazsınız. Şort giydiği için tekmelenen, çocuk yaşta zorla evlendirilen, hatta tecavüzcüsüyle evlendirilen kadınları görmezden gelemezsiniz. Baba kızına şehvet duyabilir diyen, kadınla tokalaşmak ateşe düşmektir diyen, başı açık kadına hakaret eden cemaat liderleriniz, Diyanet çalışanlarınız yokmuş gibi yasa yapamazsınız. Müftülükler bu zihniyeti taşıyan kadın düşmanlarıyla ortak etkinlik yapmak için yarışırken nasıl kadının en önemli hukuki güvencesini müftülüklere teslim edersiniz? Tek bir inanç grubuna Diyanet eliyle imtiyazlar verilmesi toplumu kutuplaştırır. Eğer samimiyseniz gelin müftülüklere verdiğiniz yetkiyi bu ülkedeki diğer mezheplere, diğer inanç gruplarına da verelim. Aksi halde bunu yaparak toplumu her zaman olduğu gibi bölmekten başka bir şey yapmazsınız. 15 yılda hayatın her alanında, her yaşta insanı farklı cinsiyetleri bölen bir toplum yarattınız. İşte bu yasayla da toplumu imam nikahıyla evlenenler ve belediyelerde evlenenler diye ortadan ikiye böleceksiniz. Rica ediyorum, rica ediyorum değerli arkadaşlar. Toplumu bölerek yönetmekten vazgeçin. Bu ikilemi yaratmaktan vazgeçin. Yıllarca başı açık olan kadınla olmayan kadınları ana akım medya üzerinden birbirine karşı ötekileştirdiniz. Ama artık kadınlar gerçeklerin farkında. Tecavüzcü yasasına engel olmak için bu meclise hem başı açık kadınlar geldiler, hem de başı kapalı kadınlar geldiler. Korktunuz, korktunuz, oy kaybedeceğiz diye geri çektiniz. Ve bilin ki kadınlar artık kim ensarcı, kim tecavüzcüleri koruyor, kim kadın cinayetlerini görmezden geliyor, kim kılık kıyafete karışıyor bunu biliyor. İsteseniz de istemeseniz de bu yasa geçecek demek kimsenin haddi değildir. Saygılar sunuyorum.